Ben Ecem Güzel. Yelken Spor ile uğraşıyorum. Gazel Radya sınıfında yarışıyorum. 21 yaşındayım. 2013'ten beri Galatasaray sporcusuyum. Genel olarak lakabım pek yok ama Ejo derler. Ejo diye seslenirler. Yok, teknenin içinde yazan numaralar yelken numaramız olduğu için bir anlamı yok. İdolüm Türklerden Deniz abi ve Ateş abi. Sürekli birlikteyiz, birlikte antrenman yapıyoruz. Yurt dışında Brezilyalı Robert Schaert. Yaşam tarzı ve aldığı başarılardan dolayı. En unutamadığım yarış. Avustralya'da Dünya Kupası'nın bir ayağı vardı. Madalya yarışında açık ara birinci olmuştum o yarış. Tamam. ...2014-21 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda son gün üçüncü çıkmıştım. İşte bir tek rakibim vardı. İşte şey oldu, bıraktım rakibimi, orada geçirdim. Oh. En mutlu olduğum yarış, Avustralya'da birinci olduğumda. Mutluluk ve şaşkınlık çok karışıktı o zaman. Oh. Bu sene Meksika'ya giderken Dünya Şampiyonası'nda birkaç kişi, işte diğer arkadaşımın pasaportu nedeniyle tek gitmek zorunda kalmıştım. Bir haftada tek kalmıştım orada onu. En beğendiğim antrenör İsmail Uzunlar, kendi antrenörümüz. Yelken'e başladığımdan beri hep yanımdaydı. O yüzden. Oh. Uf, en beğendiğim antrenör İsmail Uzunlar. En iyi hissettiğim yarış. Bu sene Büyükler Dünya Şampiyonası. 5 ay önce, o yarıştan 5 ay önce bir tane daha Dünya Şampiyonası yapmıştık. Onda çok kötü yarışmıştım. 5 ayda yarıya indirdim derecemi. Ondan o yarış. ...2015 Dünya Şampiyonası. Totemim yok, rutin olarak yapıyoruz genelde. Ama bu sene Avrupa Şampiyonası'nda gruplara ayrılıyoruz, altın, gümüş diye, üçüncü günün sonunda. Benim de bir iki kötü yarışım vardı. Bu yarışta iyi gidersem, işte altın gruba kalabileceğimi biliyordum. Altın gruba kalırsam bir ay çikolata yemeyeceğim demiştim. O yarışta açık ara bir çekmiştim ve çok rahat kalmıştım. Tek o var. En iyi yelkenci gelmiş geçmiş. Robert Schaert sanırım yabancı olarak. Kararlı olmam. Yani şu an yok sanırım ama eskiden çok çabuk sinirleniyordum. O. Oh. En yetenekli yelkenci. Deniz ve Ateş abi. I love it.
oynuyor? Deniz abi. Ya bizim ekibimizde benimdir herhalde. Abim, Deniz Çınar. Kesin. Tembelimiz yok. Hepimiz çalışıyoruz. Ya bizim ekibimizde yok. Tembel yelkenci yok ya bence. Bilmiyorum yani. Hepimiz çok çalışkanız. En sevdiğim Ateş abi. Tora. En çok konuşan Tora. Tora var bizim genç ekibimiz. Muhtemelen odur. Hiç susmuyor. Denizde karada hep konuşuyor. Bora, o da ekibi. O da Bora. İkisi. Bora'dır o da muhtemelen. Onun ekibi o da. Sağ olsun. Bora ona izin vermiyor konuşmasına pek. Ateş abi. En komik benim. Ben. Cimrimiz yok pek. Hiç görmedim yani. Deniz abi. En bonkör Deniz Çınar. Her şeyini veriyor insanlarla. Kendimi söyleyeyim. Bayağı paylaşırım yani malzeme falan da. Büyük ihtimalle Tora. Tora. Deniz abi. Deniz, Çınar. Şık. Yine Deniz abi. Öyle bir standardımız yok sanırım. Herkes aynı aslında. Tora diyeyim. Herkes Tora'yı gördüm. Tora'dır ya. Tora. Evet. Tora. Hiç duymadım. Duymasam da daha iyi olur galiba. Yani kimsenin şarkı söylediğini duymadım. Bilmiyorum. Duşta en çok kalan. Ben kalıyorum dur. Kızlarda. Ateş abi. Ateş. Ben. Hiç ayırt etmiyorum yemek ondan. Kazandığım parada sanırım polar saat almıştım. Çocukken astronot olmak isterdim. Klasik. Kahve. Biter.
İpek. Halay. Tutunamayanlar. Harry Potter serisi. Let's finish this the way we started. Together. Şu an Vatanım Sensin izliyorum. Bir o var. Vatan, top mermilerinin un ufak ettiği bu topraklar. Şu ölen evlatlar. Vatan, seccadesini gözyaşlarıyla ıslatan anan gibi mübarek. Vatan, bağrına bastığın evlatların gibi üstüne titredi. Vatan. Power Rangers. Süpermen. Avustralya. Yelken dışında hiçbir spor denemedim aslında ama bu sene yazın kürek şubesine gitmiştim. Eğer hani yelken yapmasaydım kürekçi olabilirmişim aslında. Çok hoşuma gitmişti. Sporcu olmasaydım büyük ihtimalle matematikle ilgili bir şey okuyabilirdim. O alanda ilerlerdim. Olimpiyat şampiyonu olmak.